%550, gübreye %500 ile %750 arası. Toplumsal Türkiye. Her şey belli olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse burada hazır. Burada benim de Karadeniz'de damarım tuttu. O tür meydan. Kaçmış yok kesmiş. Hadi adam. Hadi. Sormak lazım. Niye mecliste yoktu diye. Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere bir doğru gidin. Al derdiye kapın! Derdiye kapın! ...1950'ler genç Türkiye'nin en pırıltılı, en sancılı ve en fırtınalı 10 yılı olmuştu. İnsanların olduğu gibi ülkelerin de dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktaları bazen sessizce kendiliğinden çalar kapıyı. Bazen de korkunç bir gök gürlemesi gibi patlar. 1950 yılı Türkiye için böyle bir dönüm noktasıydı. 27 yıllık yorgun bir iktidara karşı içten içe kaynayan tepki 1950 yılında patladı. Adnan Menderes'in Demokrat Parti ile 10 yıllık iktidarı boyunca kimsenin hayal dahi edemeyeceği icraatleri olmuştu. Türkçe okumaya başlanmış ezan yeniden Arapça okumaya başlandı. 1950-1954 yıllarında Türkiye ekonomide kalkınma dönemine girdi. Bu dönemde Türkiye'nin gayri safi milli hasılası yılda ortalama %9 oranında büyüdü. Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve şimdiki E5 otoyollarını açtı. En ileri teknolojilerin Türkiye'ye getirilmesi ve yeni nesillere öğretilmesi için Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni, Trabzon'da da Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kurdu. 1959 yılında Menderes hükümetinin ortaklık anlaşmasını imzalamasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. I am indeed very happy to be in the States, United States once again. May I say right away that I always feel doubly happy to visit your great country, first because it gives me the opportunity to meet all. Adnan Menderes'in sadece bu icraatları bile o günün şartlarında imkansız gibi görünüyor. Kimse bunların olabileceğine ihtimal vermiyordu. Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz? Yassıada'da kurulan mahkeme suçlamaları ise trajikomikti. Hukuk teşhir vasıtası yapılamaz. Ledre diyor ki bir millet adaletinin en emin istinadgahı hakimlerinin pak vicdanıdır. Umumilik bu davaya bebek adını koydu. Şu deliller muvacihesinde ben bu davanın adını koyuyorum. Bu davanın adı yakıştırma davası. Ben büyük hakimlerin hak vicdanlarından beraat kararı istihar ediyorum. Açıklanan kararlarla 592 Demokrat Partili'nin 123'ü beraat etti, 5 hakkında açılan dava düştü. 15'i idam, 31'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geriye kalan 418 sanık hakkındaysa muhtelif hapis cezaları verildi. Cuntacılar ve CHP Menderes'ten rahatsız olmuş ve Türkiye'de çağ açıp çağ kapatan ülkenin başbakanı Adnan Menderes, darbeci askerler tarafından küçük düşürülmüş, işkence görmüş ve idam edilmiş, Türkiye huzur ve istikrarı kaybetmişti. Adnan Menderes'in idamı Türkiye'de bir dönemi kapattı. Çok partili hayat ilk yarasını aldı. Dar ağaçları sökülmeden sandıklar kuruldu. CHP'liler, DP'nin mirasçıları, asker ve İsmet İnönü iktidar planları yapıyordu. Seçim sonuçları açıklanınca tam bir depremle, yeni bir sürprizle karşılaşılmıştı.
CHP yine meydanlarda bulduğu desteği sandıkta alamamış. Seçmen yassı adanın cevabını sandıkta vermişti. Demokrat Parti'nin mirasçılarıyla kurulan Adalet Partisi, Menderes'in intikamını almıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her gün idareyi devralmaya davet edenlere şunu sorarız. O zaman yurt savunmasını kim yapacaktı? Yurdun iç ve dış tehlikelere karşı savunulması görevlerini bırakıp memleket idaresini ele alması halinde bizatihi korumakla mükellef oldukları rejim, cumhuriyet ne hale gelir? Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'nın vefatı Türkiye'de yeni bir siyasetçinin doğmasına neden oldu. Süleyman Demirel. Seçimlerde zıt kutuplar CHP ve MSP ortak oldu. Bu hükümete karpuz hükümeti dendi. CHP'nin şeriatçı dediği, MSP'nin komünist dediği iki parti bir araya gelmiş ve hükümet olmuştu. Kağıda %400, tuza %550, gübreye %500 ile %750 arası zam, ekmeğe, süte, ete zam, sigaraya, beze, şekere zam, PTT'ye, demiryoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. En çok tartışılan koalisyonlardan biri 31 Mart 1975'te kuruldu. Sadece 2 yıl sürdü. O döneme hem anarşi hem de ekonomik sıkıntılar damgasını vurdu. 37 kişinin hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs, 39. hükümet döneminde yaşandı. Milliyetçi cephe kurulunca Türkiye'de sağ ve sol keskinliği arttı. Milliyetçiler ve komünistler yakıştırması yapıldı. Aynı karanlık eller tarafından silahlandırıldı bu gruplar ve Türkiye kan gölüne döndü. Birinci hükümet, bilinen adıyla 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti 5 Temmuz 1977'de kuruldu. Bu hükümet dışarıdan uyumlu gözükmesine karşın içten içe kaynıyordu. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanları olarak bugünkü siyasi durumla ilgili bir genel değerlendirme yaptık ve karşılıklı fikir teatisinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce yeni hükümeti kurma görevini bana verdiler. Muhalefet partisi olarak görev yapacağız. Bülent Ecevit o dönem bir beyanat vermişti. Kumar borcu olmayan 12 kişiye ihtiyacım var diyordu. Adalet Partisi'nden istifa eden milletvekilleri Güneş Motel'de gizlice Ecevit'le görüştü. Bakanlık pazarlıkları yapıldı. Bu transferler Türk siyaset tarihine Güneş Motel olarak geçti. Bülent Ecevit 1977'de 11'ler olayı olarak tarihe geçen Güneş Motel pazarlıklarıyla Adalet Partisi'nden ve diğer partilerden istifa eden 11 milletvekilini partisine transfer etti. Efendim, dediğim gibi yapacağım girişimlerin ayrıntıları üzerinde şimdi konuşmayı doğru bulmuyorum. Bizim bütün kapıları açık tutma çabamıza rağmen bazı kapılar bizim yüzümüze kapanmış gibi görünüyor.
Ecevit, 11 bağımsız milletvekiline kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık önerdi. Öneriyi kabul edenler bakan olursa istifa etmez ve Ecevit'i bırakmazlardı. İkinci Milliyetçi Cephe koalisyonunu bitiren Güneş Motel olayı başka bir koalisyonun kurulmasına neden oldu. Ecevit, onu bağımsız, üçü farklı partilerden 13 isme bakanlık verdi. Koltuk sayısı artınca da yeni bakanlıklar kuruldu. Bu bakanlardan bazıları 12 Eylül döneminde Yüce Divan'da hapse mahkum oldular. Eski Türkiye günlerinde gördüğünüz gibi ne zaman bir lider ülke menfaati için bir şeyler yapmaya kalksa asker kışladan çıkmış ve darbe yapmıştır. Cuntacılar tarafından yapılan darbeler gelişmekte olan Türkiye'yi sürekli geriye götürmüştür. 12 Eylül 1980 darbesi ardından 8 yıllık Anavatan Partisi iktidarı. Bunun anlamını biliyorsunuz. Bu birlik, beraberlik demektir. Demokrasiye geçilmesiyle bir ilk daha yaşanıyor ve koalisyon değil, tek başına iktidar gündeme geliyordu. Turgut Özal'ın Anavatan Partisi'ni kurmasıyla Türkiye yeniden kalkınma ve kendine gelme sürecine girdi. Taraf yapılmış Cemre abi. Her taraf güzel, imar edilmiş. Yollar, yapılar. Şehrin görüntüsü değişti. Ama sadece İstanbul'da değil tabii, bütün Türkiye'nin her yerinde değişikliği görüyorsun, gayet güzel. Allah razı olsun yapanlardan. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra. Turgut Özal milyonların gönlünde taht kuran unutulmaz bir liderdi. Türkiye sevdalısıydı. Bir sözü, bir felsefesi vardı. Hiç unutulmadı. Türkiye'ye çağ atlatacağım. Türkiye gerçekten de Özal döneminde çağ atladı. Uyuyan dev onun iktidarında uyandı. Bürokrasinin atıl ve sert kabuğunu kırmıştı. Dış dünyaya kapalı bir ekonomiden liberal bir ülke oluşturdu. 12 Eylül idaresine kafa tutarak Anavatan Partisi'ni kurdu. Tek başına iktidara geçerek sivil demokrasiye geçişin önderi oldu. Siyaset halka hizmet etmektir ve iz bırakmaktır. O da öyle yaptı. Siyaset satrancında hep demokrasi hamleleri yaptı. Türkiye gelişiyordu. Bu da birinin oyunlarını bozuyordu. Yapılan antipropagandalar, koalisyon düzenlemeleri, iki anahtar polemikleri Türkiye'nin kendine gelme sürecini ortadan kaldıracaktı. Herkese iki anahtar. Her aile bir ev, bir de araba sahibi olabilmeli. Cumhuriyet döneminin en güçlü ekonomik programını getiriyoruz. Ben herkese bir otomobil, bir ev verecek miyim? Ne gördük arkadan? Bunlara güvenip döviz otomobil alanlar intihar ettiler. Koalisyon hükümetlerinin Türkiye'ye verdiği zararlar saymakla bitmez. Yolsuzluk, rüşvet, soygun ve siyasilerin iktidarda kalabilmek adına milletvekili pazarlıkları özellikle 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Mesut Yılmaz'ın ANAP'ın genel başkanı olması 1992'de yapılması gereken genel seçimleri öne alıyordu. Cumhurbaşkanı Özal'ın hükümeti kurma görevini Demirel'e vermesi sonucu Erdal İnönü'yle anlaşan Demirel yeni bir koalisyona imza atıyordu. 1991 seçimlerine giderken yeni partiler kurulmuş, 12 Eylül'ün yasaklı liderleri siyasete geri dönmüş, yeni isimler meydanlara çıkmıştı. Koalisyon DYP ile SHP arasında kuruldu. 49. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına ve şahsım adına
Mire Meclis'e şükranlarımızı sunuyorum. Sosyal Demokrat Halkçı Parti olarak şimdi iktidar ortağıyız. Karanlık olaylar birbirini izledi. Gazi Mahallesi olaylarında 17 kişi hayatını kaybetti. Gizli eller yine iş başındaydı. Halkı galeyana getiren provokatörler tarafından Sivas'ta Madımak Oteli yakıldı ve çoğunluğu Alevi 35 kişi hayatını kaybetti. Başbağlar Köyü'nde PKK tarafından 33 sivil öldürülüp köy ateşe verildi. PKK terörü binlerce insanı katletti. Turgut Özal'ın zehirlenme şüphesi uyandıran ölümü aradan geçen senelere rağmen netliğe kavuşmuş değildir. Burada iki partinin hükümeti var ama yine tekrarlıyorum, bu tek hükümettir. Ve bu hükümeti kurduğumuz gibi korumaya, kurduğumuz gibi yaşatmaya, devam ettirmeye, ülkenin hizmetlerini görmeye hep beraber gayret sarf edeceğiz. Demirel'in yerinde DYP'nin başında artık Tansu Çiller vardı. Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu. Erdal İnönü, Çiller'le devam etmek istemedi. SHP Genel Başkanlığını Murat Karayalçın'a bıraktı. Çiller-Karayalçın ikilisinin önünde büyük ekonomik sorunlar vardı. 5 Nisan 1994'te yan yana oturup ekonomik önlemleri açıkladılar. Toplantının sonlarına doğru Çiller, Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın özelleşeceğini duyurdu. Ancak Karayalçın'ın bu durumdan haberi yoktu. SHP ise memurlara toplu sözleşmeli grevli sendika hakkı tanınmasını istiyordu. Karayalçın konuyu Çiller'e açtığında beklemediği bir tavırla karşılaştı. Koalisyon protokolünde yer almayan bir talepte bulunmuştu Karayalçın. Türkiye hükümetsiz kalmaz. Türkiye'nin sorunları var. Bu sorunlar çözülür. Ama artık bir şey kesin hale gelmiştir ki Türkiye seçim süreci içindedir. Önümüzde seçim var. Biz ya partiyiz ya değiliz. Azınlık hükümetine karşı bir anlayışın grubumuzda paylaşılması, bir karara dönüşmesi halinde hiç kuşku duymuyorum. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili oylama günü hastalanmayacaktır. İşi çıkmayacaktır. Bulunamaz hale dönüşmeyecektir. Hiçbir milletvekili. Bugün içinde yaşadığımız kriz sadece bir hükümet krizi değil. Sadece bir siyasi krizden ibaret değil. Bugün içinde yaşadığımız kriz aynı zamanda Türkiye'nin uzun yıllardan beri ilk defa içine düştüğü en ağır ekonomik krizlerden birisine denk düşüyor. Azınlık hükümeti 2 yıldan beri devleti soyan o menfaat çetesinin son çırpınışıdır. Bu oyunu bozmak da bizim boynumuzun borcudur. Demokratik Sol Parti seçimlerden önce hiçbir hükümette yer almamaya kararlı olmakla birlikte hükümet kuruluşunu güçleştirmemeye de sorumluluk anlayışının gerektirdiği özeni göstermektedir. Bundan sonra kurulacak olan her hükümet, her azınlık hükümeti şaibeli bir hükümet olacak. Geniş tabanlı bir hükümet oluşturmak, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar bakımından çok yararlı olacak. Biz Doğru Yol Partisi olarak hükümet kurulmasını, koalisyon hükümetlerinin kurulup normal seçim zamanına kadar gitmesinden yanaydık. Ancak gördük ki bunun önlenmesi için her şey yapılmıştır. Koalisyon hükümetleri kurdurulmamış, azınlık hükümeti gerçekten bir komplo ortamında, adeta milletvekilleri pazarlarının kurulduğu bir ortamda tam tersine işlemiş ve hükümet kurdurulmama turlarından sonra güven oyu, azınlık hükümeti Doğru Yol Partisi'nin güven oyunu alamamıştır. Güçlü iktidarlar gelsin diye yapılmıştır. Ama görüyoruz ki bu seçim kanunu güçlü iktidarları getiremedi, koalisyonları engelleyemedi, yine koalisyonlarla Türkiye idare edildi. Hodri meydan diyorum. Doğru Yol Partisi'nde bugün milletvekili olarak görev yapan, Doğru Yol Partisi'nden istifa eden, Doğru Yol Partisi'nden ihraç edilen bir tek kişiye benim onun bu arkadaşlarıma, bu şerefli arkadaşlarıma yaptığı ahlaksız teklifi benim yaptığımı ispat ederse yarın siyaseti bırakıyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın göremediği şudur. Eski partisi artık bıraktığı partisi değildir. Parti artık yalı çetesinin partisidir.
Şimdi kurulmak istenen hükümet Çankaya destekli bir Bizans hükümetidir. Entrikayla kurulan bir hükümettir. Rüşvetle kurulan bir hükümettir. Teodora'yı kurtaramayan entrika Tansu Hanım'ı da kurtaramayacak. Söyleyeyim size. Azınlık hükümeti gibi yıpratıcı bir görevi dahi üstlenmeye hazır olduk. Ancak Cumhuriyet tarihimizin en ciddi entrika dönemlerinden bir tanesini üzülerek söylüyorum ki demokrasi tarihimiz yaşamıştır. Herkesin önünde pazarlar kurulmuştur. Milletvekili pazarları kurulmuştur. Lobilerde güç odaklarıyla işbirliği yapılmıştır. DYP Genel Başkanı Çiller'in örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiği iddia edilirken Muhsin Yazıcıoğlu konunun bir an önce en ince ayrıntısına kadar incelenmesi gerektiğini söylemişti. Milletimiz artık bu tür şaibelerden bıkmıştır. Ya gerçekler olduğu gibi ortaya çıkarılsın ve hesabı hiç tereddüt etmeden sorulsun ya da milletimiz yanlışsa bu iddialar her şey açıklığa kavuşturulsun ve milletimiz rahatlatılsın. Bir azınlık hükümeti anlayışı ilk kez deneniyor. Daha 5 yıllık parlamentoyu Cumhuriyetimiz yaşamadı. Ana yolun dışında kalan Deniz Baykal'sa belli ki kızgındı. CHP lideri sadece DYP ve ANAP kurmaylarına kızgın olsa iyi. Baykal'ın iğneli sözlerinden Bülent Ecevit'in dolaylı destek tavrı da nasibini almıştı. O iyi bir mizahtır ama kötü bir siyasettir. DSP lideri Ecevit ise iki lideri rahatlatan bir açıklama yaptı. Ecevit, kurulacak hükümete çekimser kalarak destek vereceklerini yineledi. Ecevit ayrıca ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın kendilerine bir yıl sonrası içinde güven oyu vermesi konusunda taahhütte bulunmasını istedi. Bundan bir yıl sonra Türkiye'de nasıl bir durum oluşacağını kimse önceden tahmin edemez. Ben kahin değilim. Bu hükümetin yürümeyeceği yolunda geniş bir kamuoyu oluşabilir veya bir erken seçim konusu gündeme gelebilir. Ecevit'in Baykal'a da söyleyecekleri vardı. Sayın Deniz Baykal'ın dün bize yönelik olarak söylediği sözler, yani destek olacaklarsa içine girip destek olsunlar demesi kendisinin öyle bir göreve talip olduğu anlamını taşıyor. İyi de bu çocuğun organları yok. Bunun olmayacağı basbelli. Kaldı ki bu hükümetin bir sene değil, iki ay ayakta durması mümkün değil. Sayın Ecevit, siz buyuruyorsunuz ki ben bu hükümete çekimser oy vereceğim. Onun için icraatına katılmam. Öyle yağma yok. Siz deve misiniz, kuş musunuz? Refah Partisi lideri bu sözler için Ecevit'e çatmıştı. Ecevit ise bu sözlere anında cevap verdi. Benzetme Erbakan'ınkinden farklı değildi. Sayın Erbakan'ı eğer bir ille bir şeye benzetmek, Allah'ın yaratıklarından birine benzetmek gerekirse o da ancak bu kalemun olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bu kurulacak hükümette bizim parmak izimizi araştıracaklarına Doğru Yol Partisi ile 4 yıllık hükümet ortaklıklarındaki parmak izlerinin hesabını vermeliyiz. Talan edilen İSKİ kasalarındaki parmak izlerinin hesabını vermeliyiz. Bizzat Sayın Baykal'ın itiraf ettiği rüşvetlerdeki, yolsuzluklardaki parmak izlerinin hesabını vermeliyiz. Bayındırlık Bakanlığı'nın karanlık işlemlerindeki parmak izlerinin hesabını vermeliyiz. İş alemi mutludur. Yani böyle bir ışık görülmesi mutlu kılıyor insanları. Tam istediğim hükümet kuruluyor. Çok memnunum. İstediğiniz hükümet kuruluyor mu? Evet, evet, çok güzel, çok iyi. Biz mutluyuz, memnunuz. Güçlü bir hükümet olacağını tahmin ediyoruz. Böyle bir oluşuma ihtiyacımız vardı. İstikrarlı, devamlı günler getirecek, uzun zaman yaşayacak hükümet istiyoruz. Bugünlerde önümüzde ana yol var. Olsun, bitsin, gelsin, alkışlayalım, tamam. İstifa etmemeye kararlıyım. Ben istifa etmedikçe de bu hükümet devam eder. Hükümetin icraatında şu anda bazı ilk defa olarak bazı tıkanıklıklar ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi de Doğru Yol Partili bakanların tutumudur. Hükümeti işletmemekte kararlıysa o tıkanıklığın tamamen aşılması mümkün olmaz. Ama ben millete anlatırım ki bunun sorumluluğu tümüyle Doğru Yol Partisi'dir.
Sançiller bir yandan hükümetin icraat yapamadığından yakınmaktadır. Öbür taraftan da kendi bakanları memleketin en önemli meselelerine çözüm getirecek olan kararnameleri, kanun tasarlarını imzalamamak suretiyle engellemektedir. Bu ikiyüzlü bir tutumdur. Bunu millete savunmaları mümkün değil. Anavatan Partisi'nin beraberlik biz yaşamadık mı? 3 ay içerisinde ne hale geldiğimiz de görülmedi mi? Ve bu hale gelişimizin sebebi olarak Sayın Mesut Yılmaz'ın bunlara sebep olduğu da anlaşılmadı mı? Bütün bunların ders aldıktan sonra Anavatan'dan karşılık tekrar biz koalisyon kurabilir miyiz? Ha, kurarız. Bir tek şartla. DYP ANAP, DSP CHP. 4 parti bir araya gelir. Merkez sağ, merkez sol. Çok geniş tabanlı, güçlü bir hükümet yapılır. O zaman olur. Tabii çok memnuniyet verici oldu. Birçok şey memnuniyet verici oldu. İlk önce seçim öncesinde yapay bir takım rejim bunalımı çıkarmak isteyenler vardı. Adeta böyle kapalı kapılar ardında karanlık lobilerde hükümetler yıkıldı, hükümetler getirildi, rejim bunalımı yaratılmaya çalışıldı. Halk bunlara bir cevap verdi. O bakımdan çok önemsiyorum. Bizim hükümet olarak çok ciddi bir mesuliyet duygusuyla hizmete başlamamız lazım. Ben koalisyon protokolü çerçevesinde hükümet ortaklarının karşılıklı olarak buna riayet ettikleri müddetçe bu hükümetin 2000'li yıllara kadar gidebileceğini düşünüyorum. Refah Partisi bir hükümet alternatifi güven oyu alma şansına sahip değildir. Anavatan Partisi her hükümet boşluğunda olduğu gibi gene bu boşluğu doldurmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır. Şimdi şu anda böylece bir Refah Partisi Doğru Yol Koalisyon hükümeti kurulmuştur. İktidar olmanızı engellemek suretiyle efendim Müslümanların iktidarını önlediğiniz sözünü size söyletmeyeceğim. ...28 Şubat... namı diğer postmodern darbe, o dönem başta muhafazakar kesime karşı başörtüsü yasağı gibi ayrımcı uygulamalara ve insan hakları ihlallerine sahne oldu. Başörtülü analarımız asker evladının yemin törenine katılamadı. Başı kapalı kardeşlerimiz okullardan atılmış, ikna odaları kurulup başlarını açmaya zorlanmıştı. Başında postmodern takısı da olsa darbe darbeydi. Yeter artık ya, yapmayın ya. Rusya'da yaşasak bundan daha iyidir. Gelmez kurumsak olur. Arkadaşlar, var mı kanunda böyle bir şey? ...1991-2002 arası hep koalisyonlar vardı Türkiye'de. Öyle ki koalisyonların ömrü zaman zaman 3 ayı bile bulmuyordu. Bu kriz demekti ve Aydın Doğan puslu havaları seviyordu. Bölük pörçük iktidarları o 11 yıl boyunca Doğan grubu ve adına iş adamları denilen lobiler şekillendirdi. İşte bu görüntüler o günlerden. Asla ama asla unutulmayacak görüntü. Mesut Yılmaz o gün hükümet kurmakla görevliydi. Ve ilginçtir, koalisyon pazarlıklarına Aydın Doğan'ın evinden başlamıştı. Doğan pijama değil, kot pantolon ve tişört dese de Türkiye artık bu kaydı pijama ile karşılanan başbakan diye hatırlıyor. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin birlikte oluşturacakları bir hükümetle Türkiye'yi esenlik içinde seçime götürme önerisinde bulundum. Bildiğiniz gibi Sayın Mesut Yılmaz ve partisi, Anavatan Partisi benim bu önerimi koşulsuz olarak desteklediklerini açıkladılar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Dediğim gibi bence en sağlıklı ve en gerçekçi çözüm budur şu aşamada.
Anasol D hükümeti iktidarda 14 ayını doldurmuş olmasına rağmen hala tutarlı, kararlı ve adaletli bir yönetim anlayışı ortaya koyamamıştır. Bu hükümet sadece yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin üzerine gitmek açısından değil, hükümet üyeleri arasındaki uyum ve işbirliği bakımından da başarısız bir hükümettir. Özellikle üniversitelerimizdeki başörtüsü dramına son verilmesi hem insan hakları hem de ülke huzuru açısından büyük bir önem taşımaktadır. Planı görüyorum. Dikkat ediyor musunuz kartel medyasına? Anasol D hükümetini aynen yaşatmak istiyorlar. Aynen yaşatmak istiyorlar. Neydi Anasol D hükümetinin misyonu? İmam hatipleri kapatmak. Kur'an kurslarını kısıtlamak. Mütedeyyin dindar insanları eğitim kadrolarından dışlamak. Türkiye'de irtica yasaları adı altında bir takım yasalar çıkartarak Türkiye'yi 1946 öncesinin şeflik dönemine döndürmek. Milleti bir kalıba oturtmaktı. Onun için Anasol D oluşmuştu. Şimdi onun D'si gitti. Yerine yükselen değerlerden milliyetçiliği istismar ederek bu defa o toplum mühendisleri oluşturmak istedikleri düzenin kırılan bacağına yeni bir protez bulmak istiyorlar. Protez yapmak istiyorlar. Bu oyuna milliyetçiler, size soruyorum, bu oyuna gelecek misiniz? Var. Hepsinden var aşağı yukarı. Utanç duyuyoruz kendisinden. Afyon milletvekilleri arasında rekor kırdı. Ve şu anda biz bir Afyonlu vatandaş olaraktan kınıyoruz kendisini. Ya ona verilen oyla zaten haram yani. Afyonlar ona oy vermedi yani. Demokrat Türkiye Partisi'nden istifa etti. Bir seçmeni olarak, bir Afyonlu olarak bu konuda ne dersiniz? Kubilay uygun, ne bileyim, kaçıncı onun bu? Afyon milletvekili olarak onu görmemek lazım. Onun babasını ben iyi tanırım. Demokrat Parti'nin milletvekiliydi. Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre yani 256 red oyuna karşılık 281 kabul oyu ile Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu'na meclisimizce güven oyu verilmiştir. Kendilerini kutlar, milletimiz ve memleketimiz için hayırlı ve başarılı olmasını dilerim. FETÖ lideri Gülen'e her nedense sempatisi olan Başbakan Ecevit, Gülen'e bypass kalp ameliyatı olması için Amerika'ya gecikmeden gitmesini önerdi. Size bir gerçeği arz ediyorum. Sizden ayrılmak bana çok giran gelir. Bir şey diyeyim. Çok mahcubum. Çok utanıyorum. Ne zaman Türkiye'ye döneceksiniz? Bir 15 gün kadar doktor yerinizden ayrılmayın dedi bana. Peki. Geçmiş olsun diliyorum efendim tekrar. Teşekkür ediyorum. 19 yıldır CIA koruması altında yaşıyor. Peki Ecevit neden Gülen'i Amerika'ya göndermek istemişti? Karşılığında Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesini sağlayarak bir ay sonra yapılacak genel seçimlerde kahraman olarak kendini gösterip tek partiyle iktidar mı olmak istemişti? FETÖ lideri Gülen'i verip terörist başını mı almıştı? Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı bundan yaklaşık 2 hafta önce bana yeni Bakanlar Kurulu'nu kurma görevini verdi. Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi'nin koalisyon protokolü verimli bir çalışma sonunda hazırlanmıştır. Bugün bu protokol metni sizlere de sunulacaktır ve Sayın Genel Başkanlar tarafından imzalanacaktır.
batık bankalar, kapanan iş yerleri, sokağa inen esnaf ve memur maaşları için IMF kapısında dil döken bir hükümet. Kurtuluş ümitlerini tüketen Türkiye, Amerika'dan bir kurtarıcı transfer etti. Kemal Derviş. Türkiye'nin üzerindeki kara bulutları Kemal Derviş'in politikaları da dağıtamadı. Böyle bir insanı siz niçin kabinenizin içerisine aldınız ve ekonomiyi de ona teslim ettiniz? Bunu yaparken siz de bu işe onay verenlerden değil misiniz? Onay verenlerden. Türkiye bir kez daha uluslararası para fonu IMF'nin kapısını çalmak ve tarihin en acı reçetelerini almak zorunda kaldı. Kemal Derviş gözetimindeki IMF programı hayata geçirildi. Kaybedilen bir yıl olmuştur. Türkiye ekonomik yönden son yılların en ağır şartlarını yaşamıştır. Koalisyon benim işime yaradı. Bir erken seçim isteğim. Arkasından da tek başına iktidar olabilmenin yolunu arayalım gibi bencil davranmışlar. 11 yıldan bu yana 10 tane koalisyonun kurulup yıkılmasına sebebiyet vermiştir. Türkiye'de anayasanın değişmesi için illa darbe mi olmalı? 21 Ekim 2007'de Cumhurbaşkanı halk seçsin referandumu oldu da fena mı oldu? Rahmetli Menderes ve Özal'dan sonra ilk kez bir lider ülke menfaati için çabalıyor. Ve cuntacılar tarafından darbeler sonrasına değiştirilen anayasa artık Türkiye'yi ilerletmediği gibi darbe girişimlerine de sürekli meydan veriyor. Ve biz bu sistemin bedelini milletçe çok ağır ödüyoruz. Cumhuriyet döneminde bütün partiler ve liderleri hükümetleri defalarca yöneterek şanslarını denedi. 58 hükümet kuruldu ve yıkıldı. Rahmetli Özal ve Menderes hariç bu hükümetler ülkeyi felakete sürükleyecek neticeleri de peşlerinde getirdiler. 2002 yılı Kasım seçiminde yine ülke iflasın eşiğindeydi. Geçmiş partilerin liderlerinden hiçbiri bu çökmüş ekonomiyi teslim almaya cesaret edemedi. Onlara göre iflas etmiş bir ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktılar ve batık ülkeyle o da gider diye düşündüler ama öyle olmadı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca görmediği hizmetleri AK Parti döneminde gördü. Karanlık güçlere kapılar kapatılmış, IMF bağımlılığı sona ermiş, ülkeye yatırımlar yapılmış ve Türk parasından 6-0 atılmıştı. 7 Haziran seçiminde 2002'den bu yana ilk defa bir parti tek başına iktidar olamadı. AK Parti lideri ve Başbakan Davutoğlu muhtemel koalisyon senaryoları için görüşmeler yaptı ve tek ihtimal olarak erken seçim nitelendirildi. Bunu fırsat bilenlerse Türkiye üzerindeki oyunlarını kurgulamaya devam ediyorlardı. Bir ihanet kalkışmasıyla demokrasi yine darbe yemişti. Askeriyenin içindeki hainler bu vatanın evlatlarına topla, tüfekle, tankla saldırdı. Televizyonda darbe metnini okuttu. Genelkurmay Başkanı'nı esir aldı. Ve Türk askeri Türk milletine kurşun sıktı. Hiçbir ülkenin tarihinde görülmeyen bir ihanet yaşadı Türkiye. Çok kan aktı, nice ana kuzuları şehit oldu. Polisimizle askerimiz birbirine düşürmek için oyunlar oynandı. Ama bir şey hesap edemediler. Türk milleti o gece bir oldu, diri oldu, iri oldu. Demokrasiyi ve istikbali korumak için kahramanca bir destan daha yazdı. Bir daha 15 Temmuz gibi bir gecenin yaşanmaması dileğiyle hoşça kalın. Uluslararası ortamda barış,
istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. SK bünyesinde kurdukları kirli ve büyük bir organizasyonla 15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan teröristlerin hesap edemediği bir şey vardı. Karşılarında tarihinden büyük dersler çıkarmış Türk milleti vardı. Cuntacıların silah sıktığı vatan evlatları, darbecilerin ele geçirmek istediği kritik yerlerde yaptığı savunmayla tarihi bir anda değiştiren bir destan yazdı. Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa attı. Demokrasi darbeymiş, şaşkındı millet. Ya özgürlü bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak, dilde tek bir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bin dilden şehitler biziz. Başkomutan demirler değil meydana. Sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Senden geçti vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya durdu görüp döndü şaşkına. Canlar şehit düştü bayrak açarken. Kimi tanka kafa tuttu, kimi silaha. Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha. Demokrasi darbeymiş, şaşkındı millet. Ya özgürlü bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak, dilde tek bir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir önce bin dilden şehitler biziz. Başkomutan demirler değil meydana. Sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Senden geçti vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya durdu görüp döndü şaşkına. Her şey belli olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse burada hazır. Burada benim de Karadeniz'de damarım tuttu. O tür meydan. Kaçmış yok kesmiş. Hadi adam. Hadi adam. Sormak lazım. Niye mecliste yoktu diye. Siz bu konuşmaya hakkı yok. Üniversiteye başı kafayı giremezsiniz. Başı bağlı olarak tutulan yerlere bir doğru.